Merhaba hanımlar. Kendi Oyanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Tığ batısını yaptıktan sonra 4 sırada yapılan çok güzel, şık bir model. Oyamızın yapımı kolay hanımlar. İlk sırayı sadece zincir çekerek tamamlıyoruz. İkinci sırada zincirler arasına böyle bir boncuklu örümcek yapıyoruz. Üçüncü sırada örümceklerin bu boncuksuz iki kanadına sık iğne ve bu ilmekleri yapıyoruz. Ben bu ilmekleri elimle tutarak yaptım. Siz isterseniz meyve suyun üzerinde bulunan pipetle de bu boylarda yapabilirsiniz. Son dördüncü sırayı da tersinden ilmekleri boncukları sabitleyip oyamızı bitiriyoruz. Böyle çok güzel şık duruyor hanımlar. Tığ battısını da iki zincir çekerek yaptım. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Oyamıza ipimizi tığ battıya sık iğneyle sabitleyerek başlıyoruz. Tam köşeden değil hanımlar. Biraz içeriden başlıyoruz. Şöyle iki parmak köşenin daha iyi denk gelmesi için. Sabitledikten sonra 15 zincir çekiyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zinciri çektikten sonra iki tığ battı atlayıp üçüncüye sabitliyoruz. Tekrar 15 zincir çekiyoruz. On bir, 12, 13, 14 ve 15. İki tığ battı atlayıp üçüncüye sık iğneyle sabitliyoruz. Zincirleri sıkı çekin hanımlar, daha güzel düzgün durur. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 zincir çekip iki tığ battı atlayıp üçüncüye sık iğneyle sabitliyoruz. Oyamızın ilk sırasının yapılışı bu şekilde. Böyle yazmanın dört bir tarafını tamamlayıp ikinci sıraya karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. Köşeye geldiğinizde hanımlar, köşeye şöyle üç tanesinin arasına bir boş tığ battı bırakın. Yani köşeden önce altı tığ battıya. Burada biz iki boş tığ battı bırakıyoruz. Ya, orada 15 zincir çekip bir boş tığ battı bırakın. Tam köşedekine batın. Köşeden sonra yine böyle üç tanesinin içine böyle bir boş tığ battı bırakıp ikinciye bir bırakıp ikinci bir bırakıp ikinciye sabitleyin. 15 zincir. Daha sonra yine tekrar iki boş tığ battı bırakarak devam edin. Bu şekilde yazmanın dört bir tarafını tamamlayıp ikinci sıraya karşıdan başlıyoruz. Bu model olduğu için ben burada ipimi keseyim. İkinci sıraya birlikte başlayalım. İkinci sıraya ilk sırada çektiğimiz zincirlerden böyle hanımlar saymadan tam ortadakinin içine sık iğneyle gidip ipimi sabitleyerek başlıyorum. Sabitledikten sonra buraya bir zincir çekip bir boncuk alıyorum. Diğer zincirin araya yetecek büyüklükte hanımlar oyamızı çekmeyecek büyüklükte bir örümcek yapıyoruz. Sıradaki zincire yine göz kararı ortadaki zincire sık iğneyle batıp sabitliyorum. Burada bir boncuk alıyoruz. Sabitledikten sonra bir zincir çekip bir boncuk alıp araya yetecek büyüklükte bir örümcek yapıyoruz. Sıradaki zincirin ortasındakinin içinden girip üzerine sabitliyoruz. Bir boncuk alıp böyle oyamıza gelmeyecek büyüklükte bir örümcek yapıyoruz. Sıradaki zincirin ortasına sık iğneyle zincirin içine girelim hanımlar. Böyle ortadaki zincire göz kararı batıp örümceği sık iğneyle sabitliyorum. Siz isterseniz sayabilirsiniz tamam. 15 zincir çekmiştik. Yani 7 bir tarafta, 7 bir tarafta 8 zinciye batıyoruz ama saymadan da bu şekilde göz kararı batabilirsiniz. Böyle bir boncuk alıp yetecek büyüklükte bir örümcek yapıyoruz. Zincirin ortadakini sık iğneyle sabitliyoruz. Sabitledikten sonra bir zincir çekip bir boncuk alıp araya yetecek büyüklükte bir örümcek yapıyoruz. Sıradaki zincirin ortasındakine sık iğneyle sabitliyoruz. Bir zincir çekip bir boncuk alıyoruz. Gelmeyecek, yetecek büyüklükte bir örümcek yapıp ortadaki zincirin içine girip buraya sık iğneyle sabitliyoruz. İkinci sıranın yapılışı bu şekilde hanım. İkinci sırayı böyle tamamlayıp üçüncü sıraya karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. Üçüncü sıraya ikinci sırada yaptığımız örümceklerden ilkinin boncuksu olan iki kanadını 5 sık iğne ile doldurarak başlıyoruz. 1, 2, 3,
4 ve 5. 5. sık iğneyi yaptıktan sonra 3 zincir çekip kalan kısmına 5 sık iğne daha yapıyoruz. Ve 5. Bu şekilde ilk örümceğin üzerini tamamladıktan sonra ikinciye geçip 5 sık iğne yapıyoruz. Boncuksuz olan iki kanadın üzerine 5 sık iğne yapıyoruz. 5. yaptıktan sonra 3 zincir çekip 5 sık iğne daha yapıyoruz. 2 3 4 5. Örümceğin üzerine bu şekilde tamamladıktan sonra direkt örümceğe geçiyoruz. 5 sık iğne daha yapıyoruz. Boncuksuz olan iki kanadın üzerine 5 kez sık iğne ile dolduruyoruz. 4 ve 5. 5. yaptıktan sonra 10 zincir çekiyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. Tersini çeviriyoruz. Buradaki 3 zincirin içine sık iğne ile sabitliyoruz. Bir zincir çekip düz yönü çevirip zincirin üzerine bir kez sık iğne ile batarak ipimizi bir yöne alıyoruz. Burada ilmeklerimizi yapacağız hanımlar. İlmekleri yapmadan önce burada mutlaka ipimizi çekerek inceltelim. Böyle iyice bildiği kadar inceltelim hanımlar. İncelebildiği kadar incelttiğimizde bu ilmeklerde bozulma, kaçma olmaz. Aynı fıstık yapar gibi ilmeği böyle uzatıp tutuyorum. Zincirin içinden giriyorum. İpimi alıyorum. İçinden bir kez geçip uzatıyorum. Tekrar zincirin içinden giriyorum. İpimi alıyorum. İçinden bir kez geçip uzatıyorum. Bakın 3 oldu hanımlar. Zincirin içinden giriyorum. İpimi alıyorum. İçinden bir kez geçip uzatıyorum. Bakın böyle parmağımı tutup geriye doğru yatırıyorum. Aynı fıstık yaparkenki işlem gibi. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Toplamda tığın üzerinde böyle 13 ilmek yapıyoruz hanımlar. Burada tığımızı çıkartıyoruz. Son ilmeği takıp bir zincir çekiyoruz. Burada 12 ilmek kalıyor. Siz videonun başında da dediğim gibi isterseniz meyve suyu pipetiyle de bu şekilde yapabilirsiniz. Meyve suyu pipetin üzerine 12 ilmek takıp devam edebilirsiniz hanımlar. Biz 13 ilmek yapıyoruz. Bir tanesi içine tığımızı taktığımızda burada 12 kalıyor. Burada bir zinciri çektikten sonra buradaki örümceğin kalan kısmına 5 sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. İpi incelttiğinizde ve burayı da sıkı bir şekilde kapattığınızda hanımlar, içinden buraya bir zincir çekiyoruz ya, onu da sıkı bir şekilde yaptığınızda bu ilmeklerde bozulma ve kaçma olmaz. Buradan tekrar sıradaki örümceğin iki kanadına 5 sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekip kalan kısmına 5 sık iğne daha yapıyoruz. 3 4 ve 5. Örümceğin üzerine bu şekilde tamamladıktan sonra diğerine geçip 5 sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekip kalan kısmına bu boncuksuz olan iki kanadına 5 sık iğne daha yapıyoruz. 4 ve 5. Tamamladıktan sonra hanımlar diğer örümceğe geçiyoruz. Bu boncuksuz iki kanadına 5 sık iğne yapıyoruz. 3. de buraya 10 zincir çekiyoruz. Sıkı bir şekilde 10 zincir çekiyoruz. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın hanımlar motifler arasında böyle iki tane sık iğne yaptıktan sonra üçüncü de 10 zincir çekip tersini çeviriyoruz. Hemen ilk 3 zincirin içine sık iğne ile batarak zincirimizi buraya sabitliyoruz. Burada bir zincir çekip düz yönünü çevirip zincirin üzerine bir kez batarak ipimizi bir yöne alıyoruz. Burada yine ipimizi çekip iyice incelebildiği kadar inceltiyoruz. İlmeği böyle uzatıp
Parmağımızı tutup geriye doğru yatırıyoruz. Zincirin altından giriyoruz. İpimizi alıp bir zincir çekip uzatıyoruz. Zincirin içinden giriyoruz. İpimizi alıyoruz. Bir zincir çekip uzatıyoruz. Bu şekilde tığın üzerine 13 ilmek yapıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 olduktan sonra burada tığımızı çıkartıyoruz. Bu son 13. ilmeğe takıp buraya bir zincir çekiyoruz. 12 ilmeğimiz kalıyor burada hanımlar. Bir zinciri çektikten sonra buradaki örümceğin kalan kısmına 5 sık iğne yapıyoruz. Tamamladıktan sonra sıradakine geçip 5 sık iğne yapıyoruz. Üç zincir çekip 5 sık iğne daha yapıyoruz. Dört ve beş. Üçüncü sıranın yapılışı bu şekilde hanımlar. Böyle yazmanın dört bir tarafını tamamlayıp dördüncü sırayı tersinden yapıyoruz. Boncukların düz düşmesi için. Burada ben ipimi kesmeden direkt altı zincir çekip tersini çeviriyorum. Buradaki üç zincirin içine sık iğne ile batarak dönüyorum. Döndükten sonra 3 zincir çekip buradaki ilk ilmeğin içine ipimizi düz olacak şekilde hanımlar ipimizi sık iğne ile sabitliyoruz. Sabitledikten sonra bir boncuk alıp kapatıyoruz. Boncuğumuzu arkaya doğru yatırıyoruz. İlmeğin içine değil hanımlar, ilmeğin altından ipimizi alıp buraya sabitliyoruz. Sıradaki ilmeğin içine bir kez sık iğne ile batarak geçiyoruz. Bir boncuk alıp kapatıyoruz. İlmeğin içine değil hanımlar, ilmeğin altından alıyoruz. Kolay batmak için bu dibinden girip bu şekilde dibinden tığımızı takıp buraya sık iğne ile sabitliyoruz. Daha farklı bir görüntüsü oluyor. Sabitledikten sonra sıradaki ilmeğin içine sık iğne ile bir geçiş yapıyoruz. İçine bir kez battıktan sonra bir boncuk alıp kapatıyoruz. Boncuğumuzu arkaya doğru yatırıyoruz. İlmeğin içine değil hanımlar, ilmeğin altından ipimizi alıp sabitliyoruz. Sıradaki ilmeğe geçiyoruz. Burada bir boncuk kapatıp arkaya doğru yatırıyoruz. İlmeğin içine değil hanımlar, ilmeğin altından ipimizi alıp buraya sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde daha güzel farklı bir görüntüsü oluyor hanımlar. Sıradaki ilmeğin içine bir kez batarak geçiyoruz. Bir boncuk kapatıyoruz. Boncuğumuzu arkaya doğru yatırıyoruz. İlmeğin içine değil hanımlar, altından ipimizi alıyoruz. Kolay batmak için ve dibinden tığımızı takıp en üstünden altından kapatıyoruz. Sıradaki ilmeğe sık iğne ile geçiyoruz. Bir boncuk kapatıp arkaya doğru yatırıyoruz. İlmeğin içine değil altından ipimizi alıp sabitliyoruz. Sıradaki ilmeğe sık iğne ile bir geçiş yapıyoruz. Bir boncuk alıp kapatıyoruz. Arkaya doğru yatırıyoruz. İlmeğin altından, içine değil hanımlar, altından ipimizi alıp tepesine sık iğne ile sabitliyoruz. Sıradakine geçiyoruz. Bir boncuk kapatıp arkaya doğru yatırıyoruz. İlmeğin içine batmıyoruz hanımlar. Altından batıyoruz. Kolay batmak için böyle dibinden tığı takıp tepesine sabitliyoruz. Bu şekilde ilmeklerin içini tamamlıyoruz. Tüm ilmekleri aynı şekilde tamamladıktan sonra buraya 2 zincir, pardon hanımlar, 3 zincir çekiyoruz. Arada olan bu sık iğnenin tepesindeki 3 zincirin içine sabitliyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz.
Sıradaki motifin ilk ilmeğinin içine batıyoruz. Burada bir boncuk kapatıyoruz. Boncuğumuzu arkaya doğru yatırıp ilmeğin altından ipimizi alıp sabitliyoruz. Sıradaki ilmeğe sık iğne ile geçiyoruz. Bir boncuk kapatıp ilmeğin altından hanımlar böyle ipimizi alıp buraya sabitliyoruz. Sıradakinin içine bir kez batıyoruz. Bir boncuk alıp kapatıyoruz. İlmeğin altından ipimizi alıp içine sabitliyoruz. Sıradakine sık iğne ile geçiyoruz. Bir boncuk alıp kapatıyoruz. İlmeğin içine değil hanımlar, altından ipimizi alıyoruz. Kolay batmak için bu dibinden batabiliriz. Böyle buraya sabitliyoruz. Sıradakini geçiyoruz. Bu şekilde ilmekleri tamamlıyoruz. Aynı şekilde tüm ilmekleri tamamladım hanımlar. Buraya geldiğimizde son ilmeği de boncuğumuzu sabitledikten sonra 3 zincir çekiyoruz. Bu aradaki sık iğnenin ucundaki 3 zincirin içine sık iğne ile sabitliyoruz. Boyamızın yapılışı bu şekilde. Böyle çok güzel oldu hanımlar. İlmeğin içine değil de altından alarak boncuklarımızı sabitledik. Bakın böyle daha farklı güzel durdu. Ütülendiği zaman da bu ilmekler yerleşip zincir açılır. Böyle kalıp gibi olur hanımlar. Ütüyü de çok kolay alan bir model. Ben buradaki modelin ütüsünü tersinden alttan üste doğru iterek yaptım. Boyamın üzerine bez koymuyorum hanımlar. Boncukları görüp yerleştirerek ütülüyorum. İpin parlamaması ve boncukların daha iyi yerleşmesi için de tersinden ütüsünü yapıyorum. Düz tamamladıktan sonra bir de düz yönünü çevirip hafif de düz yönden ütüyü basabilirsiniz. Böyle çok güzel şık duran bir model. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.